Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda İsra Suresi 39-44. Ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak burada şöyle bildiriyor. ذَٰلِكَ مِمَّا اَوْحَى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ İşte bunlar Rabbinin hikmetle alakalı sana bildirdiği şeylerden. وَلَا تَجْعَلْ مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا اَخَرْ Sakın Allah ile beraber başka bir ilah kabul etme. Yoksa فَتُلْغَى فِي جَهَنَّمْ مَلُومًا مَدْهُورًا Kınanmış ve kovulmuş bir şekilde, tard edilmiş bir şekilde cehenneme atılırsın. Ayet-i kerimenin tabi evveliyle alakası var. Bundan önceki ayetlerde Allah-u Teala bir takım yasaklarını bildirmişti. Demek ki bunlar hikmeti ifade ediyor. Yani yapılması gereken hal ve hareketleri ortaya koyuyor. Ve bir insan tek Allah'a inanmalı. Bazı şeyleri Allah'a şerik kılmamalı. Eğer Allah ile beraber başka ilahlar kabul edecek olursa bunun sonu kınanmış ve kovulmuş, tard edilmiş bir şekilde cehenneme atılmak. Efe asfakum rabbukum bil benine Yoksa Rabbiniz size erkekleri verdi. Vettahade minel melaiketi inâthe ve kendisi melekleri kızlar mı edindi? İnnekum letegûlûne gavlen azîme Siz gerçekten çok büyük bir söz söylüyorsunuz. Burası da Allah'a şerik koşmakla alakalı bir misal olabilecek bir durum. Yani bir kısım inançlarda maalesef Allah-u Teala'nın kızlarından söz etmişler. Allah-u Teala'nın adeta ailesi var, adeta çocukları var gibi böyle inançlar var. Mesela Yunan mitolojisinde tanrılar hiyerarşisi var ve o Yunan mitolojisinde güzellik tanrısı, tanrıçası gibi şeyler var. Bunların çocukları var ve genelde de bu gibi inançlarda haşa Allah'ın kızları var gibi, melekleri Allah'ın kızları görmek gibi böyle yanlışlara düşülmüş. Hatta şu andaki Hristiyanlıkta belki de melekleri bir nevi kanatlı birer kız tarzında tasvir etmek, öyle tasavvur etmek yaygın olan durumlardan birisi. Kiliselerde görülen bir takım figürlerde, resimlerde bakıyorsunuz melekler birer kız şeklinde gösterilebiliyor. Halbuki Cenab-ı Hak bundan münezzehtir. Cenab-ı Hakk'ın ne oğlu vardır ne de kızı. Hazreti İsa Cenab-ı Hakk'ın oğlu olmadığı gibi melekler de Allah-u Teala'nın kızı değildir. Kız olmak veya erkek olmak, evli olmak bu gibi özellikler Cenab-ı Hakk'a ait şeyler değil. Biz insanlara ait özelliklerdir. Allah-u Teala biz insanları böyle yaratmıştır. Ama kendisi haşa bir ailesi olmaktan, kızları, oğulları olmaktan münezzehtir. Buna rağmen bir kısım insanlar melekleri Allah'ın kızları olarak görecek olurlarsa onlar gerçekten çok büyük bir söz söylemiş olurlar. Ve bunun da vebali çok büyük olacaktır. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا Bu Kur'an'da biz meseleleri ayrıntılı bir şekilde, çeşitli şekillerde ele aldık. Ta ki insanlar tezekkür etsinler, öğüt alsınlar diye. وَمَا يَزِيدُهُمْ اِلَّا نُفُورًا Ama Kur'an'da bu şekilde bu anlatımlar bir kısım insanların sadece nefretini, uzaklaşmasını artırıyor. Yani kabul edecekleri yerde bundan rahatsızlık duyuyorlar. Adeta yarasanın ışıktan rahatsız olması gibi bunlar da Kur'an nurundan, Kur'an'daki gerçeklerden rahatsızlık duyuyorlar. Gul de ki لَوْ كَانَ مَاهُ اَلِهَ كَمَا يَقُولُونَ Eğer onların dedikleri tarzda Allah'tan başka ilahlar varsa اِذَنْ لَبْتَغَوْ اِلَى ذِي الْعَرْشِ سَب۪يلَ Arşın sahibi olan Allah'a onlar bir yol ararlardı. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمَّا يَقُولُونَ اُلُوْوَنْ كَب۪يرًا Yüce Allah bu gibi şeylerden son derece münezzehtir, mukaddestir. Burada Allah'tan başka ilahlar
insanların uydurduğu ilahlar, onlara dikkat çekiliyor. Eğer onların dediği gibi bu gibi ilahlar olsaydı, onlar Rabbin, arşın Rabbi olan Allah'a bir yol ararlardı. Bu genelde iki şekilde değerlendirilmiş. Bunlardan birincisi şu, yani birden başka ilahlar olsaydı Allah'ın tasarrufuna onların da müdahaleleri olurdu. Ve bunun neticesinde alemde bir kaos, alemde bir kargaşa meydana gelirdi. Ama böyle bir durum söz konusu değil. Alemin tamamında tam bir nizam var, tam bir intizam var. Ferci'il basar, hel tera min futur. Yani şimdi gözünü çevir, bir kusur bulabilir misin? Sümmerci'il basara kerrateyn. Sonra gözünü bir daha çevir. Yengalib ileykel basaru hasiyen ve huve hasir. Yani gözün yorgun argın ve pişman bir şekilde sana geri dönecektir. Dolayısıyla şu alemde iki ilahı veya birden başka fazla ilahları gösterecek hiçbir emare söz konusu değildir ve buna ihtiyaç da yoktur. Alemde tamamen bir ilahın tasarrufu vardır. İşte birinci mana itibariyle eğer birden başka onların dediği gibi ilahlar olsaydı, onlar arşın sahibi olan Allah'a bir yol bulurlardı. Yani Allah'ın mülkünde onların da tasarrufu olurdu. Birinci mana bu. İkinci mana ise, yani faraza öyle şey olsa, onlar da Allah'a birer kul olmak için o şekilde ona yaklaşmaya çalışırlardı. Çünkü tek ilah var, başka ilah yok. Onlar da faraza olsa bu şekilde ona kul olmak isterlerdi. Bu ikinci mana biraz daha zayıf görülüyor. Birinci mana müfessirlerin genelde tercih ettiği bir mana. Ve Kur'an-ı Kerim'de başka yerde bu şöyle ifade edilmiş. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا اَلِهَا Eğer göklerde ve yerde ilahlar olsa, tek Allah değil ilahlar olsa, لَفَسَدَتَا O zaman gökler ve yer bozguna uğrardı. Malum bir köyde iki muhtar olsa, bir ülkede iki başbakan olsa işler karışıyor. Ama tek elden idarede daha böyle bir nizam kendini gösteriyor. Demek ki Allah'ın mülkünde görmüş olduğumuz bu nizam, bu intizam bütün alemlerin tek Allah tarafından idare edildiğinin bir göstergesidir. İlahlar diye bir şey yok. İlahlar insanların uydurduğu şeylerdir. İn hiye illa esmaun semmeytumuha entum ve abaukum. Hazreti Yusuf'un zindandaki insanlara verdiği derste ifade edildiği üzere onlara diyor ki sizin ilah olarak kabul ettiğiniz bu şeyler ancak sizin verdiğiniz bir isimden ibarettir. Yani bunların hakikati yoktur, gerçeklikleri yoktur. Siz sadece onlara böyle itibar ediyorsunuz. Bazı insanların ineği ilah görmesiyle inek ilah olmaz. Bazı insanların güneşi ilah görmesiyle güneş yine ilah olmaz. Veya bazı şahısları ilah gibi görmeleriyle o şahıslar ilah olmazlar. Firavun bazıları tarafından ilah kabul edilmiştir, Rab kabul edilmiştir ama o bir aciz insandı, bir zavallıydı ve sonunda boğularak bu dünyadan göçtü gitti. Nemrut bazılarınca ilah gibi kabul edilmişti ve kendini o şekilde kabul ediyor veya ettirmek istiyordu ama sonunda bir sivrisineğin burnundan gelip beynine kadar gitmesiyle dünyada da belasını buldu ve ilah kabul edilen o şahıs bir sivrisinek tarafından işi bitirildi. Bu tarzda baktığımızda, değerlendirdiğimizde وَمَا مِنْ اِلَٰهِنْ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka ilah yok, bu mana karşımıza çıkmakta. Ve gerçekten de Allah'ın mülkünde Allah'tan başkasının bir tasarrufu söz konusu değil. Arş, ayette geçen arş ifadesi Cenab-ı Hakk'ın alemdeki saltanatından kinaye değerlendirilebilir. Cenab-ı Hakk'ın arşı var. Yani bütün alem onun taht-ı tedbirinde, idaresi altında. Nasıl ki padişah tahta oturur, ülkeyi idare eder, temsilde hata olmasın. Cenab-ı Hak arş-ı rububiyetinden alemi idare etmekte. Yani emir ve iradeleriyle dilediği şekilde her şey meydana gelmekte. Allah'ın mülkünde Allah'tan başkasının gerçek anlamda bir tasarrufu yok, müdahalesi yok.
Bunu kendimizden daha iyi anlayabiliriz. Kendimize bakmak suretiyle, kendi vücudumuz üzerinde tefekkür etmek suretiyle daha iyi anlayabiliriz. Mesela bizde 100 trilyon hücre var. İnsanlarda ortalama 100 trilyon hücre var. Her bir hücre bir fabrika gibi. Her bir hücre bir kimya laboratuvarı gibi. Acaba biz buralardaki vücudumuzdaki bu hücrelere söz dinletebiliyor muyuz? Acaba oralarda bizim gerçek bir tasarrufumuz var mı? Hayır, bizim bir tasarrufumuz yok. Biz kendi vücudumuzu idare eden aciziz. Ve kalbimizi biz çalıştırmıyoruz. Böbreklerimizi biz çalıştırmıyoruz. Ve o yeme olayında, sindirim olayında yediğimiz gıdaların başına neler geliyor, doğru dürüst bunları bile bilmiyoruz. Demek ki bizim vücudumuzda bizden başkası tasarruf ediyor. Buradan hareketle ben kendime malik olmadığım gibi meyve ağaçları da kendilerine malik değildir. O meyveleri kendileri vermiyor. Birisi o ağaçlarla meyveleri gönderiyor. Süt veren hayvanlar, inek gibi, koyun gibi, onlar doğrudan bize acıdıklarından süt getirmiyorlar. Onlar taraf-ı ilahiden birer görevli. Allah namına o güzel nimetleri bizlere getirip ikram ediyorlar. Arı bir bal makinesi, canlı bir bal makinesi. Arıya kalsa niye bize bal versin? Kendi işini görür ama bu şekilde insanlara adeta bunlar yardımcı kılınmış. Bunlar insanlara nimet olarak verilmiş. Ve dünyaya bu anlamda baktığımızda, aleme bu şekilde baktığımızda alem bize hizmet ediyor. Ve biz de elhamdülillahi rabbil alemin demek suretiyle alemlerin Rabbine ibadetimizi takdim ediyoruz. Tüsebbihu lehus semavatü seb'u vel ardu ve men fihinne, yedi kat sema ve arz ve bunların içinde kimler varsa bunların hepsi Allah'a tesbih ederler. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi, hamd ile Allah'a tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Yani ne varsa bunların hepsi Allah'a hamd ile tesbih eder. وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُنَ تَسْبِيهَهُمْ, lakin siz bunların tesbihini tam anlayamazsınız. اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا, Allah şüphesiz halimdir. Yani son derece halimdir. Hemen bir anda cezalandırmaz. Gafurdur ve son derece bağışlayıcıdır. Değerli izleyenlerim, burada Allah-u Teala'nın alemdeki bütün varlıklara ibadet ettirmesi, yani göklerde ve yerde ne varsa bunların hepsinin Allah'a tesbih etmesi, ibadetlerini takdim etmesi nazara veriliyor. Ve seb'a semavat, burada da geçen bir ifade, Kur'an'ın başka yerlerinde de geçer. Yedi kat sema. Artık yedi kat semadan murat nedir bilemiyoruz ama bilebildiğimiz kadarıyla yedinin bir takım sırları var. Mesela atomun merkezinde çekirdek var, etrafta dönen elektronlar var ve bu elektronlar yedi farklı şekilde dizilebiliyor. Dolayısıyla orada bir yedi sırrı var. Sesler yedi farklı ses, bütün notalar yedi farklı ses şeklinde ve renkler elvan-ı seba yedi renk şeklinde. Gördüğümüz bütün renkler bu yedi rengin değişik oranlarda karışımından meydana geliyor. Yerin derinliğine doğru yedi tabaka var. Yukarıya doğru atmosfer tabakası yedi. Demek ki daha da yukarıya doğru o semavat alemi dediğimiz alemde birbirinden farklı yedi tabaka bulunmakta. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de seba semavat olarak ifade ediliyor. İşte yedi kat sema ve arz ve bunların içinde kimler varsa, hayat sahibi, şuur sahibi kimler varsa bunların hepsi Allah'a hamd ile tesbih ederler. Onların tesbihatı bir takım görevleri yerine getirmeleri anlamındadır. Yani bunlar başıboş varlıklar değil, bunların her birisi görevlerini yapıyor. Temsilde hata olmasın. Mesela insanlar robot yapar ve yapmış oldukları robotlara görevleri yüklerler ve o robotlar o görevleri ifa ederler. Allah-u Teala şu alemde mesela sayısını bilmediğimiz melek yaratmış. Melekler robot demek istemiyorum ama şu anlamda ifade etmek istiyorum. Nasıl ki insan
robota programı veriyor, robot ona göre programı ifa ediyorsa, melekler hayat sahibi, şuur sahibi, akıl sahibi varlıklar olarak severek Allah'ın emirlerine riayet ediyorlar. Ve la yasun Allah ma amarahum, Allah onlara ne emretmişse asla isyan etmezler. Ve yef'alune ma yu'marun, emredilenleri yerine getirirler. Ve insan ve cinler dışında bütün varlıklar tam bir itaat halindedir. Mesela güneş dünyamızdan 1 milyon 400 bin defa daha büyük ama güneş bir saniye bile görevinden geri kalmıyor. Güneş yarın kaçta doğacaksa o vakitte doğuyor. Ne zaman ay tutulacaksa o vakitte ay tutuluyor. Bunlar gerçekten belli bir nizamın, belli bir intizamın emareleri ve canlı şahitleri. Böyle olunca o koca güneş itaat ederken şu küçük insanın itaat etmemesi elbette düşünülemez. Normalde bu böyledir. Ama Allah-u Teala insanı bu noktada serbest bırakmış. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. İnsana bu noktada irade vermiş. Ve Allah-u Teala bununla alemde renkliliği murad etmiş. Ve ins ve cin dışında, insanlar ve cin taifesi dışında bütün varlıklar tam bir itaat halinde. Ve her biri kendilerine verilen görevi harfiyen yerine getiriyorlar. Ve taraf ilahiden verilen vazifeleri aksatmadan yapıyorlar. Cinler ve insanlar ise Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği gibi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor: ben cin ve insi ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İşte insanlar ibadet edebilir veya etmeyebilir. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Bu noktada cin ve ins serbest bırakılmış. Şeytan cinlere dahildir. Kur'an-ı Kerim'de kâne minel cin fefesaga an emri rabbi. O da cinlerdendi, Rabbinin emrine karşı çıktı buyuruluyor. Ve bunun neticesinde iblis olduğu ve Allah'ın rahmetinden uzaklaştırıldığı ifade ediliyor. Ve o taifeden olan kafirler var. Onlardan da iman etmeyenler var. Biz oraları bilemiyoruz. Onların alemi meçhulümüz. Ama insanlık aleminde gerçekten insanlar dileyen iman ediyor, dileyen kafir oluyor. Bu noktada insanlar serbest bırakılmış. Ve bu bir imtihandır. Allah dilemiş olsaydı bizleri de başımızı secdeden kaldırmayacak şekilde yaratabilirdi. Ama Allah-u Teala renklilik murad etmiş. İstemiş ki bu insanlar dilerse iman etsin, dilerse kafir olsun, dilerse şükretsin, dilerse nankörlük yapsın. Bu açıdan Allah bizleri serbest bırakmış. Ama insan ibadet etsin etmesin, 7 kat sema ve arz, dünyamız, bunların içindeki bütün varlıklar Allah'a tam bir itaatle itaat ediyorlar. Peki biz onların ibadetlerini tamamlayabiliyor muyuz? Onların tesbihatını tamamlayabiliyor muyuz? Ayet-i kerime siz diyor وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيهَهُمْ, onların tesbihini tam anlayamazsınız. Ben bunu şöyle bir misalle ifade etmeye çalışayım. Mesela bir Japon yanımızda konuşsa, çok güzel sözler söylese ama biz Japonca bilmediğimizden sadece bir ses duyarız, manaya aşina olamayız. Demek ki mahlukatın tesbihatı bunun gibi. Kuşlar cıvıl cıvıl öterken Allah'a ibadetlerini, şükürlerini ifade ediyorlar. Diğer taraftan sular şırıl şırıl akarken, gök gürültüsü şiddetle bağırırken bütün gördüğümüz şeyler ibadetlerini yapıyor. Duyduğumuz sesler birer ibadet sesi ama biz bunların ne olduğunu çok da fazla o kadar anlayamıyoruz. Fakat anladığımız bir şey varsa bunlar başıboş değil ve bunlar ibadetlerini takdim ediyorlar. Cenab-ı Hak bizlere de şuurlu bir şekilde ibadetimizi taraf-ı ilahiye, dergah-ı ilahiye takdim etmeyi nasip etsin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler ve geceler diliyorum.